Yani burada çok yüzlerce kişi var da. Hayatını kaybedenler ve kurtulanlar. Evet. İki James sırayla başlayabiliriz. Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, John F. Kennedy. Herhalde bunlar, en çok Kennedy'nin ölümü mü böyle hani daha spesifik? Hani bir ortam olduğunda hep çünkü adını çok çünkü zikredilen. Keza bundan sonra da. Kennedy'nin kavgası ve savaşı yıllar sürdü. Üzerinde. Bugün eğer Gazze'deki hadiselerin İsrail'deki yaşanan Siyonistlerle yapılan en büyük savaş bu adam verdi. Yani nasıl bizde de belli zamanlarda şimdi kıyaslama gibi olmasın ama yani mesela John F. Kennedy, Ronald Reagan, Donald Trump diyoruz. Bu sıralama. Sıralama. Hı hı. Yani o yüzden Amerikan başkanları alındığı zaman birçok kişi kendisini önemsediği kişilerin isimlerini işte Abraham Lincoln'ın mesela Abraham Lincoln'den John F. Kennedy'den böyle alır. Diğeri de mesela şöyle gider. Şöyle seyircilerimizi hatırlatalım mı? Hani hı-hı. Siz orada durun lütfen. Evet, olacak. Tamam. Şimdi suikastın ardından yani Trump'ı konuşuyoruz işte 3 saat oldu ve tabii ki artık neredeyse 24 saati devirmek üzereyiz. Abraham Lincoln ilk saldırıyı öğrenmek için Washington'da orada silahlı devletleri başkanıydı. Eşiyle birlikte bir tiyatro oyununa gitti. Evet. Hatta şöyle söylenmişti sonrasında öyle bir kahkaha hani seyirciler oyuna reaksiyon gösteriyor. Kahkahanın en zirvede olduğu yerde suikastçı tetiğe bastı ve o ses duyulmasın diye. Ve buradaki en büyük ortak ve özelliği Kennedy ile mesela bir bağlantı kuralım. Kendi Amerikan dolarını basmak istiyor. Ve burada da kendi parasını basıp bağımsız bir para birimiyle, kendi parasıyla basmak istiyor ki 1865'ten sonra zaten bütün hadise bizim bu Albert Pike miydi Nur Hanım? Albert Pike var değil mi? Bir tane general. 3 tane dünya savaşını söylüyor. 1. Dünya Savaşı, 2. O tarihlerde iç ve güney savaşlarında işgal bu savaşlarda 3 tane dünya savaşı söylüyor. Ve bu 3 dünya savaşında ikisi oluyor. Üçüncüsü olmadı da. Üçüncüsü de o Siyonistlerle Müslümanların savaşı olacağını ve o savaşta bu hangi tarihte söyleniyor? 1865'te Abraham Lincoln ölümünden sonra. Ve geliyoruz günümüze işte. Kennedy de aynı şekilde. Burada söylediği şey buradaki parayı basanların asla ve asla kendimiz basmamız gerektiğini. Bazı kontrollü olan yerlerden ve mesela AIPAC dediğimiz Yahudi Siyonist kuruluşunun mutlak suretle Amerika'da kayıt altına almamız gerektiğini söylüyor. Ve bunun içindeki dosyalar zaten açıklanmadı. Arkasından James Garfield silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ardından tren istasyonunda ki çok uzun bir neredeyse 3 ay sonra hayatını kaybediyor bulduktan sonra. Evet. Uzun bir tedavi sürecinin ardından. Çok güvenliklerle gezmeyen biriydi mesela. Zaten yok öyle bir şey. O dönemde o zaman tren şeye kadar, Johnson'a kadar. Hani bir koruması dahi yoktu tren istasyonunda çünkü. Zaten Amerikan başkanlık koruması Johnson zamanında oluyor. Yani Johnson başkanlıktan sonra diyorlar ki ya bizim bir koruma şeyimiz olacak. Çünkü normalde CIA'nin asıl işi nedir Nur abla? Para. Parayı tamamen korumak. Tamamen paranızdayım. Yani doların nereye gittiğini, nerede kullanıldığını, çift basıldı mı, basılmadı mı budur. Dolar basılıyor. Cans mesela idari kararla kurulduğu için Sümeyye Hanım bak bu çok önemlidir. Buyurun. Amerika'da kuruluşlar anayasada geçmesi lazım. Anayasada geçecek. Eğer anayasada yoksa o kuruluş bir devlet kurumu değildir. İdari kararla kurulduğu için yani feshedilebilir. O yüzden burası çok önemlidir. Yani feshedilecek olduğu için Başkan Trump geldiği zaman ben FBI'yi kapatıyorum deyip yeniden bir sistem kurabilir. Bu hakkı var. Burada Türkiye'de bir şey yapabiliyor muyuz öyle? Yok. MİT kanunu var. Kanunu var. Bak. Kanunda olduğu için ama Amerika'da kanunda olması gerekiyor. Olmadığı için idari kararları kurulmuş. Niye kanunlaştırıyor? Çünkü öyle bir kanun sistemi yok. Mesela Amerika'da 1913'e kadar gelir vergisi, devletin gelir vergisi yok.
Yok anladım da. Yani isteseler mesela bu FBI'yi meclisten geçirip bir kanunu şekle dönüştüremezler. Onu diyorum yani o süreçleri işletebilirler aslında. Yok. Ama işletmiyorlar. Gelenek haline mi gelmiş? Aynen öyle. Çünkü kanunda geçmesi lazım. Bütün maddede anayasada içinde bulunmak mecburiyetine. Amerika'da. O yüzden mesela başkanlık adaylık sürecinde suçlu kişi başkan olur mu diye konuşulduğu zaman dediler ki anayasada öyle yazmıyor ki. Tabii. Anayasada ne yazıyor? 14 yıl Amerika içinde olacak, 35 yaşına geçmiş olacak. Amerikan vatandaşı, Amerikan doğumlu olacak ama convicted felon suçlu demediği için başkan olabiliyor. O yüzden başkan olmanın da bir mahsuru yoktu. William McKinley de aynı şekilde. Suçlular da başkan olabiliyor. Olabiliyor. Çünkü kanunda yok. New York'ta yaptığı bir konuşma ardından insanlarla tokalaşırken vuruldu. Böyle birileriyle tokalaşmayı çok seven bir liderdi deniyor. Hatta tokalaştığı anda böyle elini uzattığı biri bez parçasına sardığı bir fotoğraf karesi vardı. Daha doğrusu bir resim çizilmişti. John F. Kennedy ve çok enteresandır ki o filmi hepimiz izledik. Siz de izlediniz. Çok enteresan. Herkese de tavsiye ederim. Ama şu John F. Kennedy ile Donald Trump arasındaki bağlantı ne biliyor musunuz? Nedir? Kennedy'nin oğlu ile Donald Trump çok yakın arkadaşlar. Ve biliyorsun hali hazırda Kennedy Jr.'ın şeyleri bulunmadı. Cesetleri bulunmadı. Nerede oldukları da bilinmiyor. Uçak kazası olduğu hissettiği. Öyle söylendi. Hüsnü Amonpor'un biliyorsun aracılığıyla İstanbul'da olayına gelmişlerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü benim için çok şeydir. Biraz magazinel tarafı da vardı. Evet, ama Donald Trump babasıyla ilgili Donald Trump'la ikisi çok yakın arkadaş olduğu için şu söyleniyor. Donald Trump ben babana yapılan suikastı ortaya çıkaracağım diye Kennedy'nin oğluna söz verdiği biliniyor. Yani çünkü onların orada bir... Kennedy'nin oğlu bilmiyor mu? Biliyor ama deşifre etmek, ortaya koyarak... Ki arkasında zaten CIA olduğunu da söylüyor. Yani ben örnek vermek istemiyorum da bazı örnekler verdiğimiz zaman da hani bizimle ilgisi olan şey var ama burada Kennedy'nin oğluna bu sözü veriyor. Yani dosyaları ortaya çıkar. Mesela şimdi UFO'lar var mı muhabbeti konuştu ya. Şimdi soruyorlar. Ya bu konuyu ben şimdi açmayayım. Daha geçen hafta anlattınız yani. Geçen hafta açıkladınız, UFO hakkında bilgi verdiniz. O yüzden bazı enteresan bilgiler devlet sırrı olduğu için. O yüzden Hunter Biden'ın geçen gün Beyaz Saray'a girip briefing alırken orada olunması gerçekten büyük kriz yarattı. Theodore Roosevelt yine Milwaukee göğsünden vurulduğu saldırı yaralı atlattı. Konuşmamız devam etti. Bir saat falan evet. Konuşmuş. Bayağı konuştu. O da böyle evet. Hale geçen. Franklin D. Roosevelt. Bu arada bizim de New York Emniyeti'nin de şeyi bu. Emniyet müdürü. Yani ilk emniyet müdürü. Orada da bir masası var. Hatta hali hazırda o masa kullanılır. Emniyet müdürünün masası o masadır. Demek emniyetçi kimliğiyle o kürsüden ayrılmamış yaralı. Hayır çünkü o resimde halen vardı şey geldiği zaman orada biz her ay toplantıya girdiğimiz zaman o masanın önünde toplanır. Emniyet müdürüne briefing diyoruz. Yani çok böyle manevi bir şey de var orada. Havası var o için. Franklin Roosevelt yine aynı şekilde 1933 yılında Miami'ye uğradığı saldırıda yara almadan kurtuldu. Ama yine Gerald Ford da, çünkü biliyorsunuz ki bu Ford'lar çok büyük bir aile. Yine CFR yönetiminin içinde bulunan bir ailelerden bir tanesi. Yani bunlar aslında çok daha var. Yani bir yüzlerce civarında var. Biz bunları seçtik herhalde muhtemelen. Çünkü 4 kişi öldü. Son nüfusunun 7'si suikast girişime gitti. Ama normalde rakamlar biraz da yani girişim, teşebbüs etme orayı da çok. Burada Obama'da olması gerekiyordu. Çünkü Obama'da suikast girişimde bulundu. En belirgin. Ronald Reagan en belirgin, en meşhur seçim arifesinden önce 1981'de yaşanan hadise az önce haritayı da gösterdik. Evet. Bütün her yer bir eyalet hariçi yapıldı. O da yukarıdaki bir bölgeydi ama hangi eyalet olduğunu şu anda
tam bakayım. Tamam o. Ya oylarını artır. Neresi? Minnesota Demokrat kalmış. Minnesota kalmış. Zaten Roosevelt zamanında da bu tarihte de FBI kuruluyor. 1933'ten sonra FBI kuruluyor. George Bush biliyorsunuz yine Tiflis konuşmasında esasında el bombası atılmıştı. Zaten biliyorsunuz Bush şun babası çok erken konuştuğu için çok şeyler başına geldi. Ama George Bush'a sadece el bombası bir de meşhur ayakkabı Bağdat'ta. Bağdat'ta ayakkabı konuşurken ayakkabı fırlatmıştı. Burada FBI'nin engellediği de çok konuşulmuştu evet. Bush'ta. Yani şimdi şöyle. O tarihlerde Ohio bombalamasından sonra Timothy McVeigh'in yapmış olduğu hadise aslında FBI'in mesela biz onu hep unutuyoruz. Yani ben onu çok kullandım New York'ta. Yani İslamik terörist dedikleri zaman, Muslim terörist dedikleri zaman so should we call Timothy McVeigh Christian terrorist deyince susuyorlar. Yani Timothy McVeigh'den örnek veriyordum. Yani Hristiyan terörist olur mu sizce diyordum. Ya ama Erhan ya olur mu soruyorum işte dedim. Ya olmaz İslam Müslümandan da terörist olmaz diyerek empati yaptırıyordum onlara. Oradan birçok şeyde mesajı da onlara bilgi vermiş oldum. Çok yaşa. Çok yaşa. Ama Trump konusundaki suikast girişimi ilk değil. İlk değil. Onu da söylemek lazım. Nur Hanım da ben de biliyoruz ki sadece birçok kez teşebbüs bulundu. En önemlisi de başkanlığını bıraktığından hemen sonrası Florida'da yaşanan bir hadise var. Çok fazla medyaya yansıtılmadı. Bir de Florida esnasında yine aynı 95'te görmüşsündür muhtemelen. Yine bir arabayla bir saldırı oluyor ki orada da laser beamle araba takla attırılıyor. Las Vegas'ta 2016'da o meeting sırasında biliyorsunuz. Meeting sırasında aynı orada şekilde aynı bir şey. Balon. O balon muydu? Silahın cebinden alıp polisin cebinden alıyor. Tam o sırada da müdahale ediyor. Müdahale ediliyor ve patlatılıyor. Ve birçok kez ki bunlar hani Amerika'da oluyor. Ama yani şöyle de bir şey var. Amerikan tarihine baktığımız zaman da ilk başkandan son başkana kadar kendi menfaati için çalışan birçok başkan da var. Mesela Hawaii'yi ben ilk incelediğimde Hawaii'nin ilk darbe yapıldığı zaman ki bunun içinde CIA'nin yaptığı birçok darbe teşebbüsleri var. O yüzden CIA ile ortak olanların çoğu zaten kendi menfaatiyle Amerika'nın yurt dışındaki birçok operasyonda içinde parmağı olan başkanlar da var. Yani belki o menfaat dışı kalanlar işte suikast girişiminde bulunanlardır. Ama burada daha çok vatansever, milliyetçi diyerek insanların değerlerine sahip çıkan ki burada ayrıca John F. Kennedy'nin kardeşi de Bob Kennedy, Rob Kennedy öldü. Onun da oğlu işte Robert Kennedy dediğimiz başkanlık adaylık sürecinde de bulunan kişiydi. Ağzınıza sağlık. Evet. Ayakta kalmayın isterseniz daha fazla. Bayağı güzel bir tarih, ders, briefing. Evet evet gerçekten hani tarih tekerrür ediyor dedik ya başta. Hakikaten bu artık Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarının, başkan adaylarının başına sık sık geliyor. Şimdi Nurtuba Hanım neler söylersiniz? Hani seçim kampanyası mı şöyle mi böyle mi ardından kimler çıkar meselesi uzun bir süre konuşulacak. Muhtemelen Eray Hocam'ın da söylediği gibi yani Trump... Hani gelse de başa gelmese de bunu kimsenin yanına bırakmayacaktır. Bu saatten sonra ne olur? Amerika Birleşik Devletleri'nin ne konuşulur? Belki şunu da ilave cevaplamanız uygun olabilir mi hanım? O da yani şimdi küresel akıl, küresel lobi ve güçler, ulusal güçler karşısında Donald Trump başkanlığı alsa bile meydanı boş bırakmayacaklardır. Siyaseten neler yapabilirler? Aslında bunu da tartışmak lazım. Kesinlikle. Zaten bu konu hep az önce yayının başında söylediğim gibi konuşulması gereken hadiseler bunlar. Çünkü başkanlık döneminde Trump'ın yaptığı başlıklar, birçok başlıkları sayabiliriz. Onların hayata geçirişindeki aslında bugün bu suikast girişimini konuşuyoruz ama 2016 yılından itibaren aslında Trump'a karşı yapılan bir sıkışmışlığı vardı. Hem kendi kamuoyu nezdinde onun itibarını aşağı çekmek ve mücadele etti. İşte birçok anlamda onunla ilgili iftiralar ya da onun kendi tarafında açıkladığı şeyler
Eray Hocam'ın söylediği gibi politika koyabilecek ama bunu hayata geçirebilmede şu an yine söylediğim o belli başlı şirketlerin bu kadar teknoloji ve yapay zekanın içinde olan Amerika'nın bazı şeylere yön vermesinde artık yeni neslin ya da oradaki yaşayan dönüşen bir jenerasyon var. Hayata geçirmesinde çok zorluklarla karşılaşacaktır ama bu hamle Trump'ın ne olursa olsun kampanya tarafında ve iletişim tarafında bir seçim kampanyası tarafında hem finansal anlamda o şeylere pozitif gelecek ve bir taraftan da o Biden detayını da kaçırmayalım. Biden aslında çekilmek istiyor ama eşi hem de oğlu. Biden izin vermiyor. Kesinlikle istemiyor. Evde bir toplantı yapıyorlar hemen. Tabii. O gece sonrası zaten 4'te toplanmışlar. Evet hemen toplanıyorlar. İkna etmeye çalışmışlar. Cildirmiş hayır devam edecek. Evet devam edecek. Bu bir eziyet yani gerçekten. Evet aslında Biden'ın kendisi çekilme isteği var. Ama oğlu ve özellikle eşi Jill Biden konunun üzerine geçiyorlar. Ama dediğim gibi yani en başta bu... Ama kaybedeceğini bile bile de eşini desteklemek. Onlar için onların şu an bir sahip olduğu bir... Çünkü bir de şu var, mahkeme kararları var. İçeride mahkeme, devam eden mahkemeler var. Belki kaçırmadan dolayı sıkıntılar yaşıyorlar. Onların şu an FBI'den sürüyor. Devletten aldığı paralar var. Ukrayna'dan aldığı para var. Zaten savaş başladığı zaman... Ukrayna'da savaş başladığı zaman Rusya'nın içindeki bir grup bununla ilgili Biden'la olan ticari ilişkileri deşifre ettiler. Bunlar hatta Putin'in birkaç tane adamı aldı bunları canlı yayında konuştular evraklarla, bilgilerle. O bir Gazprom diye bir firmasıyla yaptığı ticari anlaşmasını değil mi? Gazprom'un ticari şeyi vardı orada Ukrayna'da. O bütün anlaşmaları deşifre ettiler. İçinde de Biden yöneticilerinin şeyi vardı. Nereden geliyor bu gelir kaynağı? Bunu ispat edemediler. O yüzden cumhuriyetçiler bunu mahkemeye çağırarak ispat etmesini istediler. O da ispat edilemedi. O yüzden ciddi bir sıkıntıya girecek. Biden'ın oğlunun davası da var. Silahla ilgili. Ya zaten o bir şey değil. Yani. Oğlu zaten dosya. Onu çok basit görüyorum da. Oradaki yapılan diğer işler, ticari ilişkiler, yaptığı resimler, gösterdiği o şeyler. Onlar hiçbir şey kaldırmıyor. O kirli dosyalar tek tek ortaya çıkaracaktır ki zaten o revanche şeyini de alacak. Yani o intikamını Trump'ın o ilaççı o ama şöyle de bir şey var. Yani şu an Amerika devlet sistemi içerisinde küreselciler o kadar çok yerleşmişler ki. Erhan Bey burada yani kolay olmayacaktır bu noktada. Özür dilerim. Gizli servis açıklama yapıyor. Bilgisi var ya. Varsa elinize ilgili gelen şeyler bizimle paylaşabilir misiniz? Bakayım. Buyurun hocam. Çok özür dilerim. Devam edin lütfen. Bu... Yani özellikle şu anki Amerikan devlet sistemi içerisinde kurumsallaşmış olan, yerleşik hale gelmiş olan küresel aklın elemanları yani Donald Trump'a kök söktürürler. Bakın onu da size söyleyeyim. Yani Donald Trump'ın muktedir olabilmesi, iktidar olsa bile muktedir olabilmesi hiç kolay değil. Yani en az 2 yıl başkanlığının yarısı bu mücadele. Seçildim öyle rahat erdim yok yani. Yok. İstediklerimi yapabilirim de yok. Ekonomik açıdan da yani birçok anlamda şu an büyük bir yükü alacak. Yani Trump bekleyen zorlu bir süreç var bu anlamda. Sadece dünyaya, dünya etkisini almış hep biliyoruz. Ülkemizde bir ekonomik kriz vesaire. Bu küresel anlamda bir ciddi fakirleşme, insanların standartı. Amerika gibi bir ülkede artık kiraların zamlanması var. Çok benzinin zamlanması. Onlar için çok büyük olaylar bu hadiseler. Bir yandan da ekonomik anlamda hem ahlaki anlamda az önce söylediğiniz başlıklarda dediğim gibi tutucu ya da kendi politikalarında işte çevre anlamında yine politikaları, dış politikadaki gösterici özellikle Filistin, İsrail meselesinde orada da bence önemli. Kuzey Irak, Suriye'deki askerlerle ilgili birçok anlamda dış politikada da önemli gündemler var. Size şunu söyleyeyim yani belki Türkiye bahsine çok giremeyeceğiz. Fakat bu iş mücadele Türkiye'ye alan açacak. Evet. Benim kanaatim başta Suriye, Irak ve Orta Doğu olmak üzere kalmak üzere bize faydası bize alan açacaktır. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani biz, bu açıdan bize bir fırsat. Evet. Yani fırsat penceresi çok yani şunu hani Biden'da bakın Biden'ın son dönemleri görüyorsunuz F-16'ları verdiler, Patriot'ları verelim dediler. Ne bileyim yani Türk-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşamanın bir sebebi de aslında ki içerideki iç mücadelenin kendi hocam, işleriyle mücadele ettikleri için Türkiye ile uğraşamamalarından da kaynaklanıyor. Süremiz bir de Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en yüksek milli güç kapasitesi uğraşması yani kendi milli gücümüz de yüksek olması burada önemli.
Ben inşallah Türkiye için hayırlı olur diye ümit ediyorum. Önce ülkemiz için. Önce ülkemizi düşüneceğiz. Yok, tabii ki herkesin. Yine dediğimiz gibi ABD olunca... Buraya yarım saat mesafede Pensilvanya eyaletinden başlamak istedi. Çünkü bu eyalete değer verdiğini göstermek istedi. Valisi demokrat eyaletin. Fakat Donald Trump kesinlikle Pensilvanya'yı cumhuriyetçi yapacağız söylemlerinde bulunmuştu. Son bilgileri aktarırım. Şu an en çok konuşulan konu nasıl böyle bir güvenlik açığı olabilir? Çünkü ABD başkanlarının Secret Service, gizli servis gölge gibi yakından koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ve NATO zirvesinde 32 lideri de biliyorsunuz Secret Service gizli servis korumuştu. Dünya liderleri de burayı ziyaret ettiğinde Secret Service gizli servis an ve an gölge olarak kendilerini koruyor. Şimdi Donald Trump da yoğun daha önce de bazı tehditler almıştı. Biliyorsunuz görevdeyken de yoğun bir şekilde tehditler almıştı. Örneğin şunu aktaralım Dilara. ABD Başkanı olarak göreve geldiğinde Beyaz Saray'ın çevresindeki çitler iki katı arttırılmış ve güvenlik kameraları arttırılmıştı. Çünkü kendisine yoğun tehditler vardı. Düşünün, yıllar öncesinde aslında böyle önlemler alınmıştı. Mitinginde gerçekleştiği yerde yoğun güvenlik önlemleri alınması gerekiyordu. Gizli servis aldığını söylüyor ve yerel polise de işbirliği yapıyor. Pensilvanya eyaletinin polisi de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığını söylüyor. Sıcak gelişme ne? Yayına girmeden takip ettiğimizde size aktaralım. Katil zanlısı Crooks aslında metal dedektörlerin olduğu yere gelmiş. Oraya gelince şüpheli hareketler yapmış. Şüpheli hareketler yapınca eyalet polisi gizli servise bunu bildirmiş. Ve hem eyalet polisi hem de gizli servis yakından takip edilmesi gerektiği notuyla kendisini takip edilmesi gerekiyordu. Burada bir güvenlik açığı aslında çıkmış. Çünkü yayınların, Haber Global yayınlarında dün de aktardık. Bir güvenlik açığım var diye aslında 20 yaşındaki bu şahıs tespit edilmiş. Tespit edildikten sonra takip edilmesi söylenmiş. Neden takip edilmedi? Amerikan medyasına konuşan, mitinge katılan şahıslar ise kendisini çok önce gördüğünü, hem gizli servise hem yerel polise şikayetlerde bulunduğunu söylüyor. Ve kendisi AR-15, yani ufak da olmayacak büyük bir tüfekle miting alanının yakınlarında bir çatıda bulunuyor. Yani sıcak gelişme olarak ilerleyen saatlerde yeniden aktarırız ama şu an Amerikan medyasına yerel kaynakların yaptığı bilgi, bu şahsın takip edilmesiydi. Gizli servise bilgi verildi. Fakat neden takip edilmedi? Elindeki silah AR-15 ve Amerikan tarihinde de sizlerin sorusu varsa da diğer sayın yanıtlayalım. Evet, ama Amerikan tarihinde de oldukça fazla suikastların da olduğu ve şunu da aktarım, Kennedy suikastı da gündeme geldi. Bu yaz Joe Biden dedi ki ben yeni belgeleri ortaya çıkaracağım. Fakat bu zamana kadar çıkarmadı. Suikastlar günler önce Donald Trump bir açıklama yaptı. Dedi ki Kennedy suikastını başkan olunca tekrar aydınlatmak için elinden geleni yapacağım. Böyle de bir açıklama yapmıştı. Şimdi zaten gerginliğin hakim olduğu bir ülke. Sen de ABD'de yaşıyorsun. Buna yakından şahitsin. Gözlemlerin elbette oluyor. Donald Trump destekçilerini çileden çıkardı bu olay diyebiliriz. Siyasi arenada daha fazla şiddet yaşanacağı korkusu da arttı mı halkta? Yani belki kesinlikle biz bunun arttı. İkincisini görür müyüz Anıl? Bunu da sormuş olayım. Amerikan medyasına baktığımızda Trump'ın ekibi de öyle bir açıklama yaptı. İkincisi değil, çok daha fazla olabilir. O yüzden önlemlerin arttırılması lazım. Düşünün, Beyaz Saray daha göreve yeni başladığında hemen çitler iki katı yapıldı. Çünkü gizli servise gelen tehditler ve araştırmaları oldukça fazlaydı. Şimdi yayına girmeden yeni bir bilgiye baktım. Amerika'da kendini güvende hissetmek isteyen, biliyorsunuz silah çok çok serbest bu ülkede, mühimmat, silah ve kurşun satışlarının da arttığını söyleyelim. Yani
daha çok kırsal alanda yaşayanlar ve daha çok Donald Trump'a yakın olan isimler kendilerini güvende hissetmek için cumhuriyetçiler daha fazla mühimmat ve kurşun alımı yapıyor. Bununla da ilgili online olarak patlama yaşanmış durumda. Onu aktaralım. Onun dışında da bu günler önemli çünkü cumhuriyetçilerin kongresi var. Cumhuriyetçilerin kongresi Wisconsin'da düzenlenecek. Wisconsin valisi bir açıklama yaptı. Güvenlik önlemleri arttırıldı diye. Şu an baktığımızda Donald Trump'ın da belki bazı mitingleri güvenliği sağlanamayacağı için iptal olabilir. Çünkü daha çok Donald Trump'ın tercih ettiği alanlar mesela Butler şehri Pittsburgh'a yarım saat 40 dakika kırsalda bir yer. O yüzden güvenlik sağlanabilecek miydi? Bu soru işaretleri var mıydı? Bununla ilgili FBI araştırma yapıyor. Ama diğer mitingleri de etkilenebilir. Aynı zamanda şu anki ABD Başkanı gözüken resmi olmayan duruma göre biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Demokratların kongresi gerçekleşecek. Ağustos ayında gerçekleşecek. Biden olursa Biden'ın da mitinglerinde önlemlerin artması bekleniyor. Şu an olarak sadece Cumhuriyetçiler, Demokratlar değil genel olarak halkta da güvenliğin arttırılması yönünde talepler var. Donald Trump'a da sadece Cumhuriyetçilerden değil Demokratlardan da yoğun bir şekilde destek var. Kendisine dünden bu yana senatörlerden temsilciler meclisine, milletvekillerine, valiler oldukça yoğun bir destek gösteriyor. Zaten hatırlayalım ilk vurulma anını. Donald Trump ilk vurulma anında ilk olarak ayakkabılarını soruyor. Herhalde o kürsüye kapaklanıp hemen saklandığında ayakkabıları çıkmış. 2-3 kere gizli servis kendisini koruyan korumalara gizli servis elemanlarına diyor ki ayakkabılarım nerede? Bu 2-3 konuşma geçtikten sonra hemen Donald Trump'ı olay yerinden alıp arkaya götürecekken Donald Trump bir dakika diyor ve elini yumruk yapıyor. Evet. Bu fotoğraf da Amerikan medyasında sadece Cumhuriyetçi değil New York Times'tan Washington Post'a Times dergisine manşet olmuş durumda. Şu an aslında seçimlerin resmen başladığını Trump'ın çok çok farklı bir yerde olduğunu sizlere aktarabiliriz. 6 Ocak hatırlıyorum. 6 Ocak'ta Donald Trump'a oldukça yoğun bir öfke vardı. Donald Trump'ın kendi başkan yardımcısı, bakanı Donald Trump'ı desteklemezken şu an önümüzdeki tabloda Donald Trump'a yoğun bir destek var. Amerika tarihinde biliyorsunuz daha önce 4 başkan suikastlarda hayatını kaybetti. 6 başkan Donald Trump 43 yıl sonra 7. başkan oldu. Suikast girişimi oldu. Kennedy yıllar geçse de hatırlanıyor. Çok çok saygı duyulan bir lider ve Kennedy'nin de biliyorsunuz torunları, akrabaları, kimileri senatoda şu anda bir tanesi bağımsız aday olarak %10'larda oyları var. Hemen kendisi de bir açıklama yaptı Kennedy'nin torunu ve dedi ki Donald Trump'a destek veriyoruz, dua ediyoruz. Kendisini sonuna kadar bu lanet suikaste destekliyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Şu an ekranlara gelen fotoğraf, bu fotoğraf evet. Aslında çok çok şey açıklıyor. Sadece hero Amerika olarak yani kahraman değil, olarak resmetti aslında değil mi Amerika bu fotoğrafla birlikte Trump'ı? Kesinlikle Dilara, normalde baktığınızda ABD'de büyük bir kutuplaşma vardı. New York Times Amerika bölünmüş devletleri manşetini açacak kadar bir kutuplaşma vardı ve bu kutuplaşmanın Donald Trump'tan olduğuna inanılıyordu. Ama Donald Trump'a gerçekleşen suikast, kulağını sıyırması, çok az bir farkla kafasına dahi müdahale gerçekleşebilirdi. Çünkü gizli servis elemanları Donald Trump'a çok yakın değildi ve keskin nişancılar da biraz geç olaya müdahale edildi. Normalde 8-10 el ateş duyuyoruz. Bunun bir kısmı tabii ki gizli servis elemanlarının, keskin nişancıların. Ama Donald Trump şu an bütün Amerikan medyasında hangi kesim olursa olsun bunu lanetleyerek kahraman olarak ilan edilmiş durumda. Az bir saldırı değil Dilara. Donald Trump yaralandı. Donald Trump dışında iki kişi de ağır yaralandı. Düşünün, Donald Trump'ın dışında iki kişi ağır yaralandı.
bir kişi hayatını kaybetti, saldırgan da öldürüldü. Yani bakarsak iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralı. Donald Trump da hafif olmasına rağmen nasıl güvenlik açığı var? Bu soru işaretleri var ve bir kişi de hayatını kaybetti. Bir panik alanı oluştu, panik havası oluştu ve Donald Trump'ın güvenlik açığı da sorgulanıyor. İki kişinin de nasıl olur da ağır yaralanır? Bu da Amerikan kamuoyunda sorgulanan, evet, ve güvenlik zafiyetinin tekrar gözden geçirileceği. O yüzden Donald Trump seyahat etti aslında. Seyahat etmesini de gizli servis çok istemiyordu. Ama güvenlik önlemleri arttırarak New Jersey'ye, kalacağı yere hemen geçişi oldu. New Jersey'de, sadece New Jersey'de değil, New York'ta da Haber Global olarak Saadet orada aktardı. Donald Trump'ın kendisine ait Trump otelinde de yoğun bir şekilde güvenlik önlemlerinin de arttırıldığını söyleyelim. Florida'da, Mar-a-Lago'da da güvenlik önlemleri arttırıldı ve geniş olarak güvenlik önlemlerinin arttığını Amerikan medyası fakat bunu eleştiriyor. Neden bu kadar geç kalındı ve Pennsylvania, Butler, Pittsburgh büyük bir şehir, buraya yarım saat mesafede, neden daha geniş başkan adayının, ABD'nin 45. başkanının güvenlik önleminin arttırılmadığını? Aslında ABD'de, Dilara, kartlar yeniden şu an karılacak. Çünkü güvenlik önlemleri bazen gördüğümüzde Beyaz Saray'da ya da bakanları gerçekten bir açık olabiliyordu. Yani bakanı Amerika'da görebiliyorduk, sadece iki arabayla geziyordu. Yani bunu kasıt olarak yorumlamak doğru olmayabilir mi diyorsun Anıl burada? Çünkü bu önemli. Hani ihmal midir bu güvenlik açığı derken, o açık ihmal sonucu mu oluştu yoksa burada kasıt mı var? Tabii biz bunları tartışıyoruz burada. Ama ABD için bu durum normal olabilir mi sence? Şu an iki durum var burada. İlki, şimdi dedektörle arama yapılıyor. İki farklı aramadan geçerek miting alanına geliyor Donald Trump'ı sevenler. Ve biz de gazeteci olarak da didik didik aranıyoruz. Önceki başkan ya da şimdiki başkan fark etmeden gerçekten o alana gelen herkes didik didik aranıyor. Biz bunu gazeteci olarak görüyoruz çünkü gizli servis, siz Trump destekçisiniz, gazetecisiniz diye bakmıyor. Herkese potansiyel olarak suikast gerçekleşebilir, potansiyel olarak katil zanlısı olarak bakıyor. Şimdi buna baktığımızda burada bir sorun yok. Ama ilk etaptaki sorun dedektör olarak, dedektör alanına gelen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks şüpheli olarak kayıtlara geçiyor. Hem gizli servise bu geçiriliyor, yani gizli servise rapor ediliyor, evet ileri bildiriliyor. Hem de yerel polis diyor ki biz de takip edelim. Şimdi gizli servis normalde bir kişiyi takip ederse onun cebinden telefon bile çıkarılması anına her şeye dikkat eder. Şimdi karşısında AR-15 büyük bir tüfek var ve 3 tane de en az, belki çok daha fazla gizli servisin sniper'ı var. Şimdi bunu baktığımız zaman neden fark edilemedi? Evet. İlla silah ateş mi etmesi gerekiyordu tüfeğin? Anladım, keskin bir şey nişancıların? Bir tabii ki ya, Mücahit. Şunu merak ediyorum. Yani yerel polis fark ediyor, gizli servise söylüyor. Gizli serviste göz ardı ediyor da kulak ardı ediyor. Yani yerel polis, ya gel bir bakalım beyefendi, sizin çantanızda ne var? Hayırdır, bir rahatsızlığınız mı var? Neden panik oldunuz diye sormuyor mu? Ya da bir arama gereği duymuyor mu? Ya da yasalar Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl işliyor? Yani yerel polisin müdahale yetkisi yok mu gizli servis varken? Ya da işte bir çantasına bakma ya da bakmama gibi, çantası var mı daha doğrusu? Yani o silahı, yarı otomatik silahı neyle taşıdı? Yani taşıdığı o mekanizmaya ya da çanta, torba, neyse artık kutu, onun içerisine bakma hakkı, yetkisi yok mu? Şimdi ilk etapta anlattığım araştırılıyor. Ben de aslında Mücahit Topçu ikinci etapta buna gelecektim. Şimdi yerel polis, Butler küçük bir şehir. Yerel polis de çok az kişi olabilir. Mesela ABD'nin bazı şehirlerinde hiç polis departmanı yok. İnsanlar kendileri silahlanıyor.
mesela dağın başındasınız, kendiniz silahlanıyorsunuz. Eğer bir durum olursa eyalet polisi oraya intikal ediyor. Hatta eyalet polisinin gelmesi yarım saat, bazen daha fazla bile olabiliyor. O yüzden Türkiye'den biraz daha farklı, Amerika çok büyük bir coğrafya olduğu için maliyetlerin düşmesi için bazı küçük şehirler böyle bir önlem alıyor. Senin soruna gelecek olursak aslında yerel polis müdahale edebilir. Ama Amerika'da Türkiye'den biraz daha farklı olan durum, siz sokak yürürken polis size direkt kimlik soramaz. Kimliğiniz de üzerinizde olmayabilir. Bununla da ilgili polis sizin neden kimliğinizi yok, gözaltına alıyoruz. Türkiye'den biraz farklı bir durum. O yüzden aslında söyledim yayın başında. Biraz da Amerika'da bu güvenlik kartlarının da değişmesi buna dayanıyor. Gizli servise rapor ediyor. Çünkü gizli servisin çok daha yetkisi var. Eyalet polisinin çok çok daha az yetkisi olabiliyor. Pardon, eyalet polisi değil, yerel polisin. Çünkü eyalet polisinin biraz daha olabilir. Ama yerel polisin çok daha olabilir. Aslında orada polis bir üzerini arayabilir ama üzerinde de bir şey olmayabilir. Sadece oraya kendisi gelip bir bakıp dönmüş de olabilir. Bununla da ilgili bir soruşturma devam ediyor. O tesisatı kurduğu nokta büyük ihtimal çatı. Çatıda böyle bir tesisatı ve silahı kurmuş ve AR-15 tüfeği aynı anda 30 kere ateş edebiliyor. Düşünün, şarjörünü taktığında 30 kere ard arda ateş edebiliyor. Evet, tetiğe bastığında 30 kere ard arda edebiliyor, ard arda ateş edebiliyor. Biz baktığımızda Amerikan medyasında gördüğü 8-10 el ateşliyor. Sonrasında gizli servis müdahale ediyor. Şimdi gizli servisin zaten çevresine baktığımızda alanı çok da böyle çatıya çıkılacak bir bina yok. O yüzden burada gizli servisin bir güvenlik zafiyetim var. Araştırılan konu bu. Yerel polisin çok daha limitli oluyor. Çünkü yerel polis Donald Trump'a yaklaşamıyor biliyor. Çünkü bunu da açıklayalım. Biri yerel polis kıyafeti giyip Donald Trump'a da yaklaşabilir. Hayır, asla. Burada eski başkan ve yeni başkanları, başkanlık yapan kişileri koruyan hep bölüm gizli servistir. Herhangi bir polis gelse kesinlikle çevresine yaklaşamaz. O yüzden burada büyük bir sorumluluk gizli serviste, ondan dolayı yerel polisi, Butler polisi hemen bunu rapor ediyor. Bu da yayına girmeden 20-25 dakika önce gelen bir bilgi. FBI'ın soruşturma yaptığı, Amerikan medyasına gelen kaynakların konuştuğu durum. Aslında dedektörle arama yapılan yerlere, hatırlayalım, maçlara, tiyatrolara giderken sinemalara ya da AVM'lerde Türkiye'de bir dedektörler vardır. AVM'de bunlar çok yaygın değil. Havacanlarında bile bulunmaz genelde Anıl. Hani Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk gidenlerin şok olduğu bir olaydır bu. Hani beni aramayacak. Kesinlikle havalimanında sadece uçağa binerken böyle bir dedektör var. Havalimanına siz çok rahatça binebilirsiniz. Ben aslında bunu size açıklama sebebim, Amerika ile Türkiye arasında çok farklı güvenlik. Düşünün, 11 Eylül'den önce o uçağa binen dedektörler dahi yoktu. Uçağa kişiler elini kolunu sallayarak 2000 yılından önce ABD'de uçağa biniş yapabiliyorlardı. 11 Eylül olduktan sonra uçağın bir önüne bu dedektörler ve devlet dairelerine konuldu. Şimdi Washington'da güvenlik önlemleri çok çok da arttırılması bekleniyor. Ya da yeni miting yapacak ya da Biden'ın gideceği yer. O yüzden ABD daha çok tabii ki online olarak siber güvenlik anlamında gizli servisinde anmen takip ediyor. Bir silah alımı yapıldığında çok çok daha dikkat ediliyor. Ama bundan sonra daha arttırılacak. Çünkü başkan olduğunda Donald Trump, çitlerin artırılma sebebi kişiler oraya ayakkabı atıyor ya da atlamaya çalışıyordu. Bundan dolayı iki katı arttırıldı. Düşünün, başkan Donald Trump seçildiğinde tarih 2016'ydı. Anıl, çok teşekkür ediyoruz. Yani bize çok güzel bilgiler aktardın. Biraz da süreyi aştık. Özrümüzü de dileyelim senden. Ama güzeldi, keyifliydi. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. İyi yayınlar, teşekkürler Dilara. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Yani Anıl birçok probleme değindi aslında, evet. ABD içi. Online silahlanma, işte kurşun alımında bu olaydan sonra patlama yaşandı dedi. Ne dersiniz?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir basın toplantısı düzenliyor. ...etmesine ve savaşı bölgeye yayma çabalarına şiddetle karşı çıkıyoruz. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gazze'de aylardır süren vahşet, uluslararası güvenlik açısından da ciddi bir tehdit oluşturmakta. Atılacak bir yanlış adım, telafisi olmayacak vahim sonuçlara yol açabilir. Gazze'deki vahşetin durması, iki devletli çözüm temelinde siyasi sürecin başlatılması noktasında Suudi Arabistan'la görüş birliği içerisindeyiz. Bu kapsamda Filistinli gruplar arasında birliğin sağlanması da öncelikli konuklarımız arasında yer alıyor. Kıymetli kardeşim Frans Baysal'a ziyaretler için bir kez daha teşekkür ediyor. Sözü şimdi değerli meslektaşıma bırakıyorum. Şükran Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmanirrahim olan Allah'ın adıyla ben her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a teşekkür etmek istiyorum. Sıcak misafirperverlik ve karşılama için. Bugün yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildim. Çok memnuniyet duyuyorum. Ve kendisine tabii ki hem kral hem veliahtın selamlarını iletmiş oldum. Ve bildiğiniz gibi ilişkilerimiz gerçekten çok üst düzeydedir. Yine Sayın Bakan'la da görüşmelerimizde tabii ki bölgesel ve uluslararası konuşmaları ele aldık. Ve Sayın Bakan da söylediği gibi iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6,8 milyar dolara yetişmiştir. Ve bu da tabii ki gerçekten %15'lik 2022'ye göre bir artış kaydedilmiştir 2023'te. Biz istiyoruz ki tabii ki bütün fırsatları değerlendirelim. Özellikle güçlü bir ekonomi için bunları yapalım. Bugün yine aynı şekilde yeni bir protokol imzaladık. Bu protokolle tabii ki Koordinasyon Konseyi'nin toplantılarını bundan sonra aktifleştiriyoruz. Sayın Mete Erar, sizle başlayalım. Görüntüler ortada. Tabii akıllarda birçok soru var. Sizce bu başarısız bir suikast girişimi mi, yoksa Trump'a verilen ciddi bir uyarı mı? Yani öldürme kastı var mıydı yok muydu? Siz nasıl yorumluyorsunuz görüntüleri? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Burada Poyraz Hoca aynı zamanda devre arkadaşımdır. Herkese ayrıca selam. Kendisine de ayrıca hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sorumuzun hani başlangıcı Türkiye'de herhalde birçok kişi Trump'a bir suikast girişimi olacağını, hatta Türkiye demeyeyim dünyadaki birçok kişi Trump'a bir suikast girişimi olacağını söylüyor muydu? Yani bu konuyu zaman zaman tartışıyorlar mı? Tartışıyorlardı. Yani Trump'ın seçilmemesi için elinden her türlü şeyin yapılacağını, hatta Trump'ın öldürüleceğine kadar konu dünyanın bir numaralı gündemiydi. Trump da bunu söylüyordu. Yani Trump da bunu ifade ediyordu. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yani bu beklenen bir eylem miydi? Evet, beklenen bir eylemdi. Peki bu kadar çok beklenen bir eyleme gerekli tedbir alınmış mı?